Şimdi biraz futbol diyeceğiz ama farklı bir haber. Diyarbakır'da Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor sezon başında Kolombiya genç milli takımında oynayan iki futbolcuyu transfer etti. Ancak kulüpte tercüman, ilçede de İspanyolca bilen yok. Dolayısıyla futbolcularla iletişim kurmak o kadar zor ki, neyse ki cep telefonlarıyla indirilen çeviri uygulamaları var. Böyle iletişim kuruyorlar. Ortaya da tabii ister istemez eğlenceli görüntüler çıktı. Mehmet Mahmutoğlu'nun özel haberi. Çermi'yi nasıl gördünüz? Adana çok güzel. Kebap diyor ha. İspanyolca konuşuyorlar ama Türkçe biraz öğrenmeye başladılar. Peki nasıl anlaşmak? Bilmiyorum. Birinin adı Luis, diğerininki Diego. Onlar Çermikspor'un Kolombiyalı futbolcuları. Peki nasıl buldular burayı, nasıl bulmuşlar? Burayı iyi bilmişler. Lokantaya gidiyor, kahveye gidiyor, gidiyorlar, oturuyorlar. Çermik mi güzel, Kolombiya mı? Aynen. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor sezon başında Kolombiya genç milli takımı oyuncuları Luis ve Diego'yu transfer etti. Ama takımın bir tercümanı yok. İlçede İspanyolca bilen de olmayınca futbolcularla iletişim cep telefonlarına indirilen çeviri uygulaması üzerinden kuruluyor. Kolombiya mı, Çermik mi diye soruyoruz. Şimdi Çermik. Şimdi Çermik. Evet. Ama genelde yani telefonda İspanyolca konuşabiliyoruz yani, çünkü İngilizce de bilmiyorlar. Diego'ya sözümüz var. Nişanlımı buraya getir, düğünüm burada yaparım ama Çermikspor'u Bal Ligi'ne çıkarmak. Çermikspor'u şartıyla. Şimdi soruyoruz. Maria Türkiye Futura şampiyon Çermikspor. İnşallah. Kolombiyalı iki futbolcu 6 aydır Türkiye'de ve biraz da olsa Türkçe öğrenmiş durumdalar. Tabu, kanat, Adana, hayran çok güzel. Adana, kanat. Çok güzel. Kanat çok güzel. Her ikisi de Türk mutfağına hayran olan Kolombiyalı genç futbolcuların hedefi Süper Lig'de top koşturabilmek. Beller, parola belli, hedef. Çermikspor şampiyon.